Şimdi oldu. 10-11 Aralık 2022 dönemindeki Açık Öğretim Fakültesi sınav görevi nedeniyle yaptığım telafi dersi mimari proje 3'ün. 13 Aralık 2022 saat 8:30 gibi başladık. Hakan projeyi göstermeye başladı. Evet, söz senin Hakan, buyur. Peki hocam, tekrardan merhaba. İki öğrenci yurdu yapıyorum, öğrenci barınma yurdu yapıyorum. Kompleks tasarım olacak işte, yani kırtasiye, açık alan falan, kapalı alan, kapalı mekan olacak ve öğrencilerin tek ve iki kişilik odalar olacak. Sağda solda öğrencilerin odaları olacak. Şu arka hatta, yani arka hat sayılabilir mi bilmiyorum ama geniş bir bölümde, geniş açıklık bulunan bölümde de öğrencilerin ortak alanlarını geçirecekleri bölümler olacak şurası. Hem küçük bir teras hem de içerisinde kapalı mekan olacak. Şu birleşme bölümünde de öğrencilerin birbirlerini karşılaştıkları alanlar olacak. Kırtasiye, kantin, ofis gibi çalışma alanları gibi alanlar olacak. Şu an size söylemek, yani danışmak istediğim şey şu: lineer yapı rahatsız ediyor mu? Yani ve lineer yapıyı nasıl bozabilirim ya da nasıl geliştirebilirim? Tek düzelikten nasıl çıkarabilirim? Sorusu Bence olacak. nasıl olabilir peki? Belki yapılar biraz daha kavisli olabilir. Yani şöyle dış bükey olabilir biraz. Başka şekilde de aklıma gelmiyor şu an. Ya belki şu Evet. ortadaki alanın alt üst ilişkisi biraz oynayabilir. Yani şimdi burada fonksiyonel olarak baktığımız zaman yani kütlenin ve hani kütledeki farklı formlar bizim aslında hani şeyimizi çok fazla değiştirmeyecek. Kütlesel formumuzu çok değiştirmeyecek. Sadece makyajını değiştirecek. Yani o bloğun dolu boşluğunu hani belki orada seyir terasları gibi bir şeylerle ya da farklı fonksiyonlarla hani koridorun içindeki farklı fonksiyonlarla bir şeyler değiştirebiliriz. Dediğim gibi hani çok güçlü bir yönlenme etkisi var burada. O yönlenme etkisini nasıl bozabiliriz? Onu değerlendirmek gerekiyor. Anladım. Ve teraslar hani bu şekilde teras olarak mı kalmalı, üstleri açık yoksa çatıyla mı değerlendirilmesi gerekiyor? Onlara bir bakmamız gerekiyor ve burada genel olarak baktığımız zaman içte bir yaşam alanı var ve bu yaşam alanına sadece koridorları vermişiz gibi gözüküyor burada. Şuradakini mi? Hayır, iç avluya Ha, bakanlardan bahsediyorum. şuradakini. Bir saniye ben çizmeye çalışayım. Şunlardan bahsediyorum. Şuradaki alanlar genelde bu iç avluya bakıyor. Evet. Yani burada hani iç avluda da bir sosyalleşme gibi bir şey veya bir yaşam alanı oluşturacaksak belki buralarda da seyir terasları ya da farklı fonksiyonlarla da burayı izleyebileceğimiz bir alan haline getirebiliriz. Veya aynı şekilde hani atıyorum sadece burayı boşalttıysam belki bu şekilde olmayacak da daha böyle hani maviyle yapmak daha yapsaydım belki daha şey olabilirdi. Hapishane demirle ilgili değil de şuralara. Yani burası boş ama hani ilk baktığımızda şey gibi gözüküyor. 2 kat yüksekliğinde bir arka katımız var. Arka tarafında kafeterya gibi ya da sosyal bir alanımız var, değil mi? Evet. Yani çok yoğun bir şey olduğu için Yakın anlaşılıyor hocam. doğramalar çok yakın olduğu için hani burada şey gözüküyor. Kütük gibi gözüküyor. Çok küt gözüküyor. Aslında böyle bir alan. Değil mi? Evet. Belki daha geniş şeyler olabilir hani bu noktada ama yine de az önceki bir geri alabilir misin? Şuradaki Ha, ekranım mı? evet. Şöyle mi? Buradaki şey doğrusal yüzey hani doğrusal yüzey bize burada çok güçlü bir etkiye oluşturuyor şunlar. O güçlü etkiyi nasıl parçalayabiliriz? Onu değerlendirmek gerekiyor. Hepsinin de bu tarafı gene bir şey hani yatak odalarının ya da yurt odalarının şeylerine bakıyor değil mi? Evet. Son uçtaki odalar aslında bunlar. Evet.
Yani belki bunları da hani burada boşalttığın gibi burada da iki katı falan boşaltman daha iyi olabilir ya da biraz daha geri çekip teraslama gibi bir şey yapmak belki doğru olabilir, bilemiyorum. Bunu hani organik formlarla bile yapmış olsan şöyle, değil mi? Hani planda baktığın zaman şöyle bir formla bırakmış olsan mesela, sen bunu diyorsun, anladın, doğru anladıysan, değil mi? Sizinize alamıyorum ama sadece benden alıyorum. Bizim gelmedi mi? Ha, şimdi geldi. Şu an geliyor. Plan olarak baktığımız zaman hani şöyle bir şey var ya, koridoru şu şekilde yaptığımızı düşün. Şu alanları belki fiziksel, pardon, sosyal olarak fiziksel mekanlara çevirmek gerekebilir ama orada oturabilmeleri için de karşı tarafında oraya hizmet edecek başka bir birim olması gerekiyor gibi. Veya bu en uçta olabilir. Burada değil de en şu bloğun en ucundaki fonksiyon oda olmaktan çıkarılarak hani değiştirilebilir belki. Belki yani illa öyle diye şey yapmıyorum. Zemin katlarda nasıl olacak? Sesiniz daha yeni geldi de bir daha tekrarlayabilme şansınız Zemin var mı? katta ne olacak? Zemin katta? Zemin katta ticaret mekanları falan olacak. Şu an sadece cephe denemesi yaptım da yani böyle tabii şey olmayacak. Ve peyzaj alanı düzenleme olacak. İnsanların yine birbirleriyle ilişkisi olacak. Öğrencilere yine hizmet sunan birimler olacak. Neler Yemekhane mesela? gibi, kütüphane gibi. Bence kütüphaneyi zeminde değerlendirmiyorum. Kütüphane biraz daha böyle sessiz, sakin olan bir yer, daha az hareketli olan bir yer olursa daha şık olur gibi gözüküyor. Yani Yani çalışma alanı, yani kütüphane derken aslında şey değil yani sessiz kütüphane değil de sesli kütüphane, çalışma alanı, öğrencilerin grup çalışması yapabildiği alan belki diye düşündüm. onun için şurası mesela çok ideal, uygun değil mi? Evet aslında. Zemin kata daha ziyade hani böyle veli geldiğinde ya da böyle onların daha alışverişe uygun olan alanları olması hani falan olabilir mi acaba? Onlar dahil ama yani full böyle ticari alana çevirmek ne kadar mantıklı olur onu da bilemedim. Anladım. Sadece ticari alan olarak düşünmeyeceğim. Yani yurdun işletmesiyle bağlantılı işte yemekhaneyi falan nereye koyacaksın mesela? Yemekhane olacak mı burada? Yemekhane olacak ama çok büyük bir yemekhane yani yurdun kendi apart desek belki daha iyi olur. Yönetimin yine kendi bir kantin gibi bir ev yemeklerinin falan çıktığı bir bölüm olacak ama tüm öğrencileri böyle doyurabilecek kapasitede olmayacak. Yani her öğrenci yine kendi odasına ya da dışarıdan söyleyebilecek. Ama yurdu da ayakta tutabilecek ya da işte dışarıdan söylemek istemeyen kişilerin de oradan yiyebileceği bir alan oluşturacağım. Anladım. Tamam. Küçük bistro gibi bir şey yapmayı planlıyorsun. Aynen. Tamam. Bu formu biraz daha geliştirmek gerekebilir. Onunla yani bence oturacak gibi gözüküyor aslında. Fonksiyon olarak iyi. Hani planlarını görmedim ama hani kütlesel olarak daha önceki plan çıkarımlarına baktığım zaman fonksiyon olarak iyi. Ama biraz daha geliştirilmesi gerekiyor gibi. Hani kütle oynamalarını değiştirmemiz gerekiyor. Bir de şu alttaki alan nedir, bana söyleyebilir misin? Şu birim. Hani köprünün altındaki beyaz olan alan. Bu şey iki katlı İki bölüm katlı bölüm. aslında. Yani iki katlık bir boşaltma yaptım şurada. Orayı da o köprü bölümünde iki kat ayrı ayrı düşündüm. Yani şu arka kat olan bölüm iki kat yüksekliğinde ve tamamen boş olacak. İki kat olmayacak ama şu köprüyü iki kat yani 3 metre 3 metre diye ayırdım. Alt katını daha çözümlemedim. Yani oraya Sesim geliyor mu? Merhaba, sesim geliyor mu benim? Ben sesi analize alamıyorum şu anda. var. Sesinizi alamıyorum. Şimdi geliyor mu sesim? Evet, şimdi geliyorum. Tamam. İnternet okuldan bağlanıyorum da okuldan bağlandığım için biraz sıkıntılı. Evet. Alt katı ne olarak değerlendiriyorsun? Yine öğrencilerin aslında işte birbirine geçerken selamlaştığı, çalışma alanlarının olduğu, küçük bir kantin gibi alanın olduğu yani işte çay, kahve yapılabilen
Belki öğrencinin kendi mutfağında küçük içecek ya da yiyecek hazırlanabileceği alanlar olarak, yani karışık bir hizmet bölümü diyebiliriz. Ya üstte belki sadece ders çalışılan olan, altta ise biraz daha böyle diğer hizmetlerine sunulduğu bir bölüm olarak düşündüm. Tamam, full opak mı olmalı orası? Tamamen opak mı olmalı? Yani tüm öğrencileri kapısı açık olmalı bence. Yok, tamam da pencere olmamalı mı? Alt bölüme mi? Tabii. Alt bölüm pencereyi denedim de şey olmadı yani. Herhalde programda bir sıkıntı oldu. Alelacele bunu yap. Yani altta da aslında pencere olacak. Anladım. O şey modellemeden kaynaklanmış diyorsun. Aynen. Anladım. Anladım. Tamam. Ya burada kütleyi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Fonksiyonları da işte hani çekirdek ve vaziyet planı kapsamında çözmemiz gerekiyor. Biraz daha. Tamam mı? İşlememiz gerekiyor yani. Daha iyi anlatmamız gerekiyor. Çözmekten kastım o. Planları şu anda aslında çok hazır değil ama belki küçük bir şekilde gösterebilirim. Ekranım Şimdi geliyor mu şu an? şöyle yapalım. Hakan'cığım, şimdi projeye yeni bakmaya başladık. Şimdi bir saat bir bakalım. Bir saat kadar. Ondan sonra diğer arkadaşlarımıza da fırsat verelim istiyorum. Çünkü Perşembe günü ödev kapsamında yapacağımız bir jürimiz olacak. O yüzden hani bu süreyi iyi değerlendirmek istiyorum. Bir tek seni süreye harcarsak biraz şey olabilir. Tamam. Planlar tam hazır değilse bakmayalım. Onu demek istiyorum. Ya planların şey, oda planları hazır. Onlar hakkında fikir alacağım sadece. Tamam, oda planlarını hazırsa daha önce biraz konuşmuştuk. Onları düzenlemişsindir diye düşünüyorum ben. Burada cephe çok küt gözüküyor ya. Bu cepheyi belki Evet. biraz daha hani farklılaştırmak gerekebilir. Ha, bunun kötülüğü yok. Onu da söyleyeyim ama birazcık hareketli hale getirmek gerekebilir. Cephe çok monoton duruyor çünkü. Şey diye düşündüm. Mesela şu birimi biraz daha alıp aslında odayı genişletip, yani şunu çıkarıp şunu belki biraz daha içeri gömsem. Tamam, bu oynamaları işte şeyde görmeniz lazım. Jüride görelim bunları. Tamam. 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 Peki. Paylaşımda Başka sormak görüşürüz. istediğim bir şey var mı ya da göstermek istediğim? Şu anda yok. Evet, şu anda yok, tamam. Arkadaşlar şimdi kaç kişimiz var? 8-7 kişi var. Şimdi herkesten şeyi rica edeceğim lütfen. Perşembe günü kendi görüntümü açmaya çalışayım bir saniye. Perşembe günü arkadaşlar şey yapmanızı isteyeceğim sizden. Mümkünse plan kesit görmüş işte render'dır, modeldir, animasyondur. Hani animasyon çok fazla önemli değil, render çok önemli değil ama maketleriniz ve vaziyet planlarınızla beraber kat planlarınızı işte bunları tarif eden kesitlerini, silüetlerinizi de lütfen şey yapmanızı isteyeceğim. Teslimimizin içine mutlaka koymanızı rica ediyorum. Perşembe günü içinde mümkün olduğu kadar açıklayıcı bir dille bize anlatmanızı isteyeceğim. Tamam. Anladım hocam. Tamamdır. Yani Anladım bu hocam. sadece Hakan senin için değil, tüm grup için söylüyorum. Eklemek ya da sormak istediğin bir şey var mı Hakan? Hayır hocam. Teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Sırada kime bakalım? Kim hazır? Ben gösterebilirim hocam. Tamam, Beyza senin de söz. Buyur. Paylaşıyorum ekranımı. Vaziyet planı geldi değil mi ekranım hocam? Geldi, şimdi geldi. Tamamdır. Benim ekranım gidiyor. Sizde de gidiyor mu ekran? Hayır, ekran geldi bize, gözüküyor. Ben göremediğim için şu an sanırım Bir o daha başlat. tamamdır. Orada Gamze söz istemiş galiba. Hala aynısı oluyor. Vaziyet planım yani net olarak hazır değil, sadece görüntü olarak hazırdı.
Daha önce de gösterme fırsatım olmamıştı benim. Hem kendim rahatsızdım, derslere katılamamıştım. Hem de bu vize haftası derken gösterebilme şansım olmamıştı. Kampüsün içinde öğrenci merkezi yapıyordum. Tamam. Girişinden itibaren mi göstereyim yoksa genel Buradan olarak mı? itibaren anlatmaya başla ama biz zemin katta lütfen hani şey yapmaya çalışıyoruz ya hani yol neresi, işte giriş burasıysa, işte ağaçlar burası, işte kaldırım burası, hani kuzeyimiz tarafsa, hani zemin katta bağlantılı olarak bunları biraz daha işlemeye çalışalım ki Evet. biz daha rahat algılayabilelim. Buyur, girişi falan anlatır mısın? Tamamdır. Şu anlık göstereyim. O sizin söylediğiniz şekilde hazırlayacaktım zaten. Sadece vaktim yetişmedi bugün için. Yol bu tarafta kalıyor, önümüzde kalıyor ki kuzeyde yine yukarıki tarafta kalıyor ve girişimi de buradan almaya karar verdim. Evet, kuzey olur. Tamam. Biraz küçülterek projeyi anlat biraz. Koymayı düşündüm. Ve işte bu sergi alanından itibaren atölyelere ve kulüp odalarına doğru giden bir koridorumuz var. Biraz daha Sonrasında küçülterek anlatabilir misin? Hakim tamamdır. olamıyoruz çünkü. Bu şu an iyi Daha sanırım. küçük, bir tık daha küçük. Tamamdır. Sergi alanından itibaren bir koridorla hem atölyelere, toplantı salonuna ve kulüp odalarına gittiğim bir koridorum var. Bu kafe olan tarafta da hem kafe hem de konferans salonuna gidebileceğim bir koridorum var diyeyim. Ama kafe ve konferans salon kafenin gürültüsünü açıkçası konferans salonuna tamamıyla yansıtmak istemedim. O yüzden aralara duvarlar koyarak bölmeye çalıştım. Bir de ilk katta ek olarak bir satış mağazası düşündüm. Çünkü atölyelerde atölye olarak düşündüğüm birimlerde dikiş ve baskı atölyesi olarak iki atölye vardı aklımda. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam Estü'nün kendine ait herhangi bir diğer üniversitelerde olduğu gibi nasıl diyeyim kıyafet baskısına ait bir birimi yoktu. Bu yüzden ben de bu satış mağazasını düşündüm. Hem atölyede hazırlananları burada da değerlendirebilmek adına. Onun haricinde ikinci katım var. Bir saniye. Şimdi ben burada yanlış anlamadıysam eğer, bizim binamızın sınırları şu şekilde değil mi? Yani şöyle geliyor. Onu açınca bu gidiyor. Onu açınca o gidiyor ya. Bir saniye. Geliyor mu şu anda? Şu anda geliyor mu? Tamam. Peki. Şimdi ana bilgisayar gitti o yüzden. Geliyor mu sesim? Şu an duyuyorum. Tamam. Bağlantıyla ilgili problemler olunca kusura bakmayın. Şimdi binanın sınırlarına baktığımız zaman proje birazcık karışık. Aslında şöyle bir sınırlama var gibi gözüküyor. Senin anlattığına göre. Burası da galeri. Evet. Evet hocam. Biz burada birazcık karışıklığı yaşıyoruz. Neresi iç, neresi dış? Hani aksları da çok net bir şekilde çizdiğin için hani biraz daha şu Evet. çizersen daha şık bir görüntü olacak. Karkasla bağlantı olacak şekilde. Ve hani koridorla, şurası eğer bizim koridorumuzsa ve burası galeri boşluğuysa, belki galeri boşluğunu daha şöyle bir şey yapmak gerekecek. Yeşille kapatıp ya da farklı bir zemin malzemesi olduğunu göstererek şey yapmak daha doğru olacak işte. Atıyorum ağaçlarımızı koyacağız buraya. Tamam mı? Küçük küçük şeylerimizi yapacağız gibi düşün. Tamam mı? Bu şekilde. Ondan sonra Tamam. bir şey daha eklemek istiyorum. Şurada maviyle çizeyim. Şimdi
galeri boşluğunun yan tarafında yer alan, şöyle hepsini bir silerek ya da silmeden şey yapalım. Şurası bizim şeyimiz değil mi? Çok amaçlı salonumuz. Burası Konferans salonu orası. yükselen bir yerimiz değil mi? Şurası. Yani aslında bizim şurası üst kattan girişmiş gibi gözüküyor. Artı iki kotundan diye düşünmüştüm aslında. Araştırdığımda Tamam. Artı iki kotundansa eğer burasının altı biraz boş olacak. 2 metresi boş olacak. Evet. Eğer yukarıya doğru gidiyorsak. Buradan yukarı doğru çıktık. Şurası bize arada bir koridor olmuş olacak değil mi şu alan? Kulise doğru hareket eden bir alan olarak kalacak. Yani kulise giriş alanımız buradan olacak değil mi? Sesim geliyor mu? Fiziğin geldi mi? Tekrar söyler misiniz? Çizimim geldi. Tamam. Evet. Şimdi, ya kusura bakmayın biraz bağlantı ile ilgili bir sıkıntımız var. Şimdi kat yüksekliği olarak baktığımız zaman hani böyle bir planı kesit olarak baktığımız zaman şu kottan çiziyorsak eğer keserek çiziyorsak eğer sıfır kotundan atıyorum artı iki kotuna kadar olan kısımda görmediğimiz bir alan var ve buradan aşağıya doğru koridorun devamından kulise geçiş yapıyoruz. Doğru mu? Evet hocam. Peki, o zaman burası oldukça yukarıda ve fuaye alanı olarak sadece şurada küçük bir alan var. Ve bununla bağlantılı olarak belki biz burayı 2 metreden daha fazla bir kot yapıp da altında kullanabildiğimiz bir mekan haline getirebiliriz. Evet. Ayrıca hani mantık olarak baktığımız zaman hani yukarıya doğru bir fuayeye çıkıyoruz burada ve bu fuayenin hani oranı biraz daha orantısal olarak baktığımız zaman mekansal tasarımını biraz daha nitelikli hale getirmemiz gerekiyor. Kot olarak baktığımız zaman da şurası aynı kotta ve burası yukarı çıkmaya başlıyoruz değil mi? Bunun altını aşağı katlı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor o zaman. Evet. Onu da ancak ve ancak şuranın kesitini çizerek algılayabiliriz şu yönde. Şu yönde bir kesit çizmemiz gerekiyor. Bir daha nitelikli bir şekilde kurgulayabilirim. Kaldı ki bu çok amaçlı salonumuzun yaklaşık 2 kat yüksekliğinde olduğunu planlarsak eğer çok ince uzun bir çok amaçlı salon olacak burası. Bunun biraz daha kalın, yani etli bir şey olması gerekiyor blok olarak baktığımızda. Anladım. Tamam mı? Peki binamızın kütlesi olarak baktığımız zaman evet binamız çok hareketli. Giriş olarak odaklandığımızda evet anıtsal bir girişe yakın bir giriş. Hani bunun saçağı falan nasıl olacak? Onu hani şuradaki saçak örgüsü çizimim geliyor mu? Şu an hayır. Tablet ve şeyi eşgüdümlü bağlanamıyorum. Peki şuradan desteklemeye çalışalım. Şimdi geldi mi? Hayır hocam. Şuradaki bir saçağımız olacak değil mi? Çizim gelmediği için göremiyoruz. Evet Şuralarda bir hocam. yerlerde bir saçağımız falan olacak ki buradaki anıtsal girişi bir tanımlayabilsin burada binamızın nerede başlayıp nerede bittiğini. Evet hocam. Çok pardon. Şimdi o yüzden dolayı bunu da hani kesitle ya da görünüşlerle göstermek daha doğru olabilir. Peki burada hoca odalarımız ve toplantı odalarımız var galiba. Bunlar sadece kulüp odası, diğer odalar üst katta. Peki burada şeylerimiz var. Çekirdeklerimiz var. Bu Evet. çekirdekler çok sık bence. Yukarıdaki kata çıkabilmek için oldukça fazla. Ya bunu biraz daha büyütüp bir tane haline getirmek veya 2 tane Bir şey söyleyebilir masa miyim? yapmak gerekebilir.
Şey, bodrum katı da vardı bunun. Bu ikisi bodrumdan gelen merdivenler. Bu üst kata çıkan merdivendi. Bir de bu da üst kata çıkıyor. Şimdi bunu şöyle düşünmek gerekiyor bence. Alt kat ve üst kata, yani düşey sirkülasyon elemanı, hani kesit olarak çizdiğimiz zaman katlar olarak baktığımızda alttan başlayıp ta yukarı kadar gitmesi çok avantaj olur. Yani eğer bu şekilde yapmazsak, buradan ve şöyle yaparsak çok fazla alan kaybına neden oluruz. Çünkü kullanılmayan alan olarak baktığımızda şurası ve bunun işte alt katı kullanılamayacak hale gelmiş olacak. Anlatabildim mi? Anladım. Ben de Yani burası boşluk olarak kalmış olacak. düşünürken otoparkta, yani otoparka girdik, arabayı bıraktık, yukarı çıkacağız. Bir merdiven sadece ortada kalmış oluyordu. Çok uzak kaldığımı düşündüm, o yüzden ekledim ama tekrar onu düşüneceğim. Yani bunu otoparktan çıkarken 3 tane merdiven, hani eğer çok çok uzun bir blok olur, evet hani yapmanı anlarım. Ama işte atıyorum burada bir ortada, bir tane de burada yapman, hani bloğa erişilebilirlik açısından, hani 25 metrelik veya 30 metrelik bir daire çizersin bunda. Şöyle merkezi olacak şekilde sana yeterli olur. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Anladım hocam. Yani bence daha şey olur bence. Bu şekilde yaklaşmak. Peki üst katına bir bakalım. Üst katım. Ben çizimdeki şunları silemiyorum. Nasıl sileceğim? Ben deneyebilirim. Tamam. Ben bulana kadar sen yaptın. Güzel. Üst kat nasıl olacak? Üst katta da sınırları göstereyim önce. Şu şekilde yine, yani şurada bitecek bir sınırda. Şöyle. Burası teras olacak o zaman, değil mi? Orayı kullanmak istemedim açıkçası. Kolon koymuşsun da. Hocam bir anda kaydetmeye çalıştım şeyde. O yüzden tam temizleyemedim. Yani burada burayı kullanmak istemiyorsak bile bu iki mekanın, hani burada bir galeri boşluğu yapıyoruz. Bu galeri boşluğunun etrafında bir tarafını teras olarak değerlendireceksek oldukça boş ve tanımsız bir alan haline gelebilir. En azından oraya birer tane kapı falan açıp, hani buradan karşı bloğa geçişi sadece bu koridordan değil de diğer koridordan da sağlayabiliriz. Bunun yanında galeri boşluğunun etrafındaki, hani bu çeperi biraz daha net bir şekilde ortaya koymak daha güzel olabilir. Onu bir şekilde kullandırmak da seyir terası niteliğinde de bir isimlendirme yaparak güzel bir şey yapabiliriz. Tasarım haline getirilebilir. Teras olarak da kullanmana karşı değilim. Ama tabii Aynen. zorlukları var bunun Eskişehir şartlarında. Ben de o yüzden teras olarak kullanmalı mıyım da kalıp vazgeçmiştim ama şu an, yani ilk kat için söylediğiniz yorumları düşününce konferans salonumu iki kata çıkarmam gerekiyor gibi bir şey oldu aslında. Evet, şurası biraz sıkıntılı. Ona geliyordum bir sonraki. O Çünkü yüzden şeklinde baktığın zaman burası, yani şu kesiti çizdiğin zaman daha şey anlayacaksın onu. Onun üstünü boş alması gerekecek. Boşaltman gerekiyor yani. Evet hocam. Onu Peki belki bu bana diğer tarafta biraz, ilerleme. efendim? Sözünü balla vereyim. Şimdi şuralarda kullanılmayan tanımsız alanlarımız var. Burada hani binanın bitişi eğer bu şekilde bitiyorsa kendi içinde, sen şöyle bir sileyim ben. Şöyle geliyorsa, değil mi? Evet. Burada kullanılmayan tanımsız alanlar var şu alanlarda. Evet, oraları Ve orta düzenleyememiştim boşluk da oldukça fazla. henüz. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca şu toplantı alanı, muhtemelen rektörlük makamında bile böyle bir toplantı odası yok. Fazla büyük sanırım. Yani. Tamamdır hocam, anladım. Tamam.
Yani bunun kütle maketini de nasıl olduğunu bize güzel bir şekilde tanımlaman gerekiyor. Kütle maketinde sadece dış hatlarıyla mı yapmam gerekiyor? 1 bölü 500 bin ölçekte hocam benimkisi. 1 bölü bin ölçekte Bir içine bölü bin ölçekte kütle maketi olur ama çok hoş olmaz. Bunun hani pencere ve hani ne? bütün bunun için söylüyorum. Pencerelerini de yani boşluklarını da 3 aşağı 5 yukarı açmaya çalışın. Ya da en kötü ihtimalle hani oraya siyah ya da mavi bir şey yapıştırın. En kötü ihtimalle. Öyle istemiyorum ama hani Tamam. dolu boş oranlarımızı da görebilelim yani. Tamamdır hocam. Tamam yani atıyorum hani şurada pencereyi yaptınız. Bu pencere cephede nasıl bir görüntüye sahip olacak? Onu görelim. Ayrıca şu odaların havalandırma ve aydınlatma sıkıntıları var. Sanki. Evet. En sonunda da en uç tarafa lütfen ıslak mekanlarınızı yerleştirmemeye çalışınız. Çünkü en kıymetli yani bir bloğun en kıymetli köşe odalarını tuvaletle bağlantılamak çok hoş olmayabilir. Bu tuvaletin yeri hani şuralarda falan olsa hani görünmeyen ve havalandırılmasıyla bağlantılı bir bacayla verildiğinde daha şık olabilir. Kaldı ki yani ıslak mekan ve şeye bir çekirdek adını vermeye çalışıyoruz ya. Tamam girişin hemen karşısında da ya da merdivenin hemen karşısında da tuvaletin olması çok hoş olmaz ama bir şekilde onu şıklaştırabiliriz, daha estetik hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Tamamdır hocam, anladım. Aynı şekilde burası için de bir ıslak mekan sıkıntımız var sanki. Alt Tamam. kattan gelen ıslak mekanlar olduğu için orada da sanırım tekrardan düşünmem gerekiyor. Yok, altla üst aynı hizada devam etsin. Benim kastım o değil. Yok, şey, ikisi de köşelerde ya, o yüzden demiştim. Konum olarak şey yapalım. Tamam. Anladım, anladım. Benim tavsiyelerim bunlardı. Sormak istediğim bir şey var mı? Hocam, bana Eklemek sanki istediğim bir şey var mı? projem çok büyükmüş gibi geliyor, bilmiyorum ama. Projem büyük değil ama tanımsız ve kontrolsüz alanların var. O yüzden dolayı biraz şey yapıyorsun. Tamamdır. Zorlanıyorsun. Yani grup çalışma alanlarını, açık grup çalışma alanlarını ve hani kapalı çalışma alanlarını burada bölmeye çalışmışız. Hani acaba burası idare, burası kulüp odaları mı? Onu net bir şekilde algılayamıyoruz. Ha, anladım. Yani blok olarak baktığın zaman işte evet 2 tane kolumuz var. Bu kolu birbirine bağlayan bir köprü aynı zamanda ona işte çokamaç salon gibi bir şeyle bağlamaya çalışıyoruz. Ama o çokamaç salon acaba o köprü niteliğinde bir şey mi olmalı yoksa hani doğru yeri orası mı? Ve bunun da ortasına ikinci bir şey daha koyup hani şuna dik bir platform ve buna dik bir platformla ortayı galeri boşluğu haline getirmeye çalışmıştı ya. Yapılan, yani yaptığım otopsi gibi ya da hani Evet. belirlemeler kapsamında. Bu evet güzel bir şey ama sanki bunun girişi buradan değil de buradan olsa daha hani üstünde teras ya daha şık olabilir mi acaba? Evet, Ya haklısınız. da bunu buradaki fonksiyonları şuraya almak ya da onun Olabilir. gibi buralara da bir şeyler koymak nasıl olabilir onu bir değerlendirmek gerekiyor. Kütle çalışmasında bakalım. Projen çok büyük değil bu arada. Tamamdır. Şu tanımsız alanlar çok fazla. Bak Orayı karakolu ben de fark falan ettim. çok geçişlerde problemli ve bir benzeri de buradan bir geçiş yaparsan buralarda olacak. Buralarda aynı şekilde tanımsız alanlar var. Değil mi? Evet hocam. Şurasını ne olarak kullanacağız? Orayı aslında risk alıp teras diye düşünmüştüm. O ön tarafını kuzey batıya denk geliyordu hatta tam. İşte kapatabileceğim, rüzgarı tam olarak almamaya çalışabileceğim teras olarak düşünüyordum ama henüz tasarımına tam geçememiştim. Peki şimdi mantık olarak bakınca bak kırmızı olan alanları tanıdığım zaman hani projemiz aslında çok büyük değil. Kayıp ve ölü alanlar, tanımsız alanlar çok fazla. O yüzden büyükmüş gibi geliyor bence. Galeri boşluğunu hesaba katmıyorum.
Anladım hocam. Tamam. Hı. Bir de bir şey daha, hani ben herkes için söylüyorum, sadece senin için söylemiyorum. Bir merdiven yaptığımız zaman burada karşısına asansörleri koyuyorsak, bakın hepsi farklı farklı şeyleri gösteriyor. Şu ortadaki merdiveni işaret etmeye çalışıyorum ama işaret edemiyorum. Nasıl yapıyorduk bunu ya? Yukarıda. Evet. Şuradakileri ve şuradakini söylüyorum. Anlatabildim mi? Hı. Duymadım dediklerinizi hiç. Yani bir saniye, hepsini temizleyelim diye. Şimdi geliyor mu sesim? Evet. Tamam. Şimdi merdiven olarak baktığımızda şurada bir merdivenimiz var. Tabletten çizemiyorum. Koptu bağlantısı. Şurada da bir geliyor mu o ekrana görüntüm? Evet. Ha, merdiven ve asansörler var ya, birbiriyle çok tanımsız. Acaba bunlar işte atıyorum bir yerde asansörler olup da bir tarafta da merdivenlerin olması bize hani çekirdek anlamında daha avantaj olur mu? Masum kadar çiziliyor içine diyor. Yani şurasının biraz daha iyi bir tasarıma ihtiyacı var. Sanki işte atıyorum hani bunun da yan tarafında bir ıslak mekanı koysak, ortadan bir girişle kızlar ve erkekler olacak şekilde daha avantajlı hale gelebilir mi mesela? Evet. Mesela diyorum, yap diye demiyorum. Tamam. Anladım hocam, Şimdi anladım. tasarımını arkadaşlar lütfen hani öyle dengeli bir yere koyun ki birbirinden uzak, aykırı ama çok da dip dibe olmayan bir şekilde yapın. Tamamdır hocam. Tamam. Sormak istediğim bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ediyorum. Kesit ve görünüşlerini en kısa sürede ilave etmeni istiyorum. Tamamdır. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Ramze, hocam. sen göstermek istiyor musun? Evet hocam, paylaşım Hadi yapıyorum buyur, söz şimdi. senin. Biraz acele edelim arkadaşlar. Yarım saat sonra da bir mola verelim. Hocam, zemin kat planımı bu şekilde düzenlemiştim. Geçen hafta şuradaki açıklığım daha fazlaydı içeriye doğru. Ama hem rüzgar açısından hem de güneş alan odalarımı düzenlemek amacıyla biraz daha dışarı uzattım. Çekirdek tekti, ikiye çıkardım ve sağ sol olarak ayarladım. Çekirdeğe yakın ıslak hacim yapmamı istemiştiniz, onu yaptım. Danışmayla güvenliği birleştirdim. Kafem yoktu, kafeyi ekledim. Girişi de bu şekilde rüzgarlık amacıyla iki kapı şeklinde yaptım. İç kısmında yemekhaneyi düzenledim. Daha sonra bu kısmı idari arşiv odası, sistem odası, idari oda ve revir olarak düzenledim, toplantı odası. Orta kısmı da sosyal alan olarak düzenledim. Siz demiştiniz hani ilk girince sosyal alanla karşılaşılması daha iyi olur demiştiniz. Avantajlı olabilir. Yani kesinlikle anayasada yazan bir şeymiş gibi şey yapma. Yok yok, hayır, tavsiyenizi dinledim diyeyim. Yap diye demiyorum. Sakın öyle bir şey söylemeyin. Evet. Hı. Doğru Yok yanlış. yok. Öyle bir şey hocanızla sakın öyle bir şey söylemeyin. Çünkü hani biz yaparsanız iyi olur diye tavsiyede bulunuyoruz. Yapın demiyoruz. Sakın Aha, öyle. evet, yok, kritik alırken de demiştiniz zaten. Ben düzenleyince orası sosyal alan olması daha iyi oldu zaten. Tamam, peki. Üst kata geçeyim mi yoksa? Burada ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hani mantık olarak baktığımız zaman hani köşelere ıslak mekanları koymaktansa işte atıyorum hani ıslak mekanı tamam girişin olduğu yere de almamak istiyorum ama her ne kadar istesem de hani burada mutfakla bağlantılı acaba burası mutfağa dahil olan bir yer olup da işte atıyorum şurada bir düzenlemeye ihtiyaç var mı ya da bunu biraz daha genişletip de şey olarak baktığımızda hani bunu biraz daha içeride kalacak şekilde alsak mutfağı buraya alıp da gibi bir şeye ihtiyaç varmış gibi gözüküyor. Tamam hocam, bir bakayım. Anlatabildim mi? Ya da hani Hı. atıyorum burayı şu alanı biraz daha içeri doğru kaydırmak doğru olur mu acaba?
Yani aslında zemin katta düzenleme yapmam çok sıkıntı olmuyor da üst katı şimdi göstereceğim. Ya odaların böyle cam konumları falan bayağı sıkıntı olmuş yerleştirirken. Bir Ama şey daha demek denerim. istiyorum. Tamam. Hani ben pat pat arkası arkasına söyleyeyim. Sen ona göre pozisyonunu aldırmaya çalış. Doktor odası ve pansuman odası ısı şey ama ışık ve havalandırma ile ilgili sıkıntıları var gözüküyor burada. Bunun yanı sıra hani pansuman odasında hani böyle bir özellikle pansuman odası için söylüyorum. Yani apse gibi bir şeyleri yapıyorsanız mutlaka kötü kokacaktır. O yüzden dolayı havalandırılması çok önemli. Aynı şekilde doktor odasında da orası hani hapishane odaları gibi gözüküyor. Bunlarla bağlantılı hani ki bizim bekleme odalarımız da hani burada biraz daha şey yapılabilir. Aydınlığa baktırılması iyi olur gibi gözüküyor. Belki burada toplantı odası dediğimiz alan hani sistem odası ve malzeme odası hani acaba burası mı olmalı? Sistem odası dediğimiz şey içinde aydınlatma ve havalandırmayla bağlantılı bir şeyler olması ne kadar gerekiyor? Ya da buradan bir koridorla bunların yerleri değiştirilebilir mi? Onları bir Tamam değerlendir. hocam, not aldım. Tamam mı? Ben bunu YouTube'a da koyacağım. Oradan da bakarsınız. Tamam üst katı göster. Şurası da bir de danışma ve şey mi? İkisi kocaman bir alan hale gelmiş. Hocam iç kısmı şey bakan tarafı danışma yaptım. Dış kısmında güvenlik masası. Yani hem dışarıdan hem güvenlikle daha çok bağlantılı oluyorlar. Ama iç kısmına daha çok hem danışmaya ihtiyaç duyulduğu için tek odada topladım. Orası çok büyük bir alan aslında. Güvenlik ve danışma, hani güvenlik dediğimiz şeyde bir tane güvenlik görevlisi olur. Hatta danışmanın yanında bile olsa olur yani. Yani bir tane masa danışmanın durduğu ve onun yanında da ikinci küçük bir masa daha güvenliğin durduğu bir şey haline getirilebilir o. Yani şu küçük küçük bir alanda çözümlenebilir gibi gözüküyor. Bunun dörtte biri veya üçte biri kadar bir alanda. Biraz sıkış tepiş olur. Peki hocam o odayı küçültsem ıslak hani ıslak mekanları oraya koysam yani tuvaletleri olur mu? Yani olabilir ama ikisini de yan taraflara aldığımız zaman birazcık sıkıntı hale gelebilir. Yani tuvaletlerin içinde arasından giriyormuşuz gibi olabilir ve köşelere mekanlar hani köşeler için az önce belirttiğim gibi. Tamamdır. Tamam. De Yemek geçeyim mi? burada yapacaksak bir sürü buzdolabı hani kaç kişilik olacaksa geçen haftalarda söyledim. Üçte biri veya en kötü ihtimalle dörtte biri gibi bir alana sahip olması gerekiyor. Yani şu alanın mutfağın üçte bir veya dörtte bir kadar alana sahip olması gerekiyor. Tamamdır. Ve sosyal alanlar tamam çok güzel. Hani girer girmez karşısında hani insanların çığır çığır aldığı şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar hani görülebilir. Ama tanım konusunda hani ya güzel olmuş aslında. Çok şey değil de biraz çok büyük olmuş gibi gözüküyor. Değil mi? Yani şu alanlar ve şu alanlar biraz tanımı kaçmaya başlıyor sanki. Hocam orası sergi alanı olarak yapmıştım yani hani çok sıkışık olmasın diye. Yani sergide de bunun hani bir kısmını şey yapmak daha doğru olur mu acaba? İki Olabilir, tane sergi yapmak çok doğru olmayabilir. tamam, peki serginin birine yani tuvalet yapsam nasıl olur? Tasarımını yap ondan sonra bakalım. Tamam. Peki üst katı Geçeyim mi göster. istersen? Evet. Tek kişilik odalarımı da bu şekilde düzenledim. Işık alacak şekilde. Orta kısma da yine katlı her katta olacak şekilde sosyal alan koydum. Alt kat hani ziyaretçilerle beraber sosyalleşebilecekleri. Üst katta da hani yatılı olan arkadaşlarıyla sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturdum. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi burada
Bu alanlar aslında bir saniye çizmiyorum. Şu alanlarımız bizim birazcık ışıkla ilgili biraz sıkıntılı gibi gözüküyoruz, değil mi? Ya evet bir tık ama orayı çözemedim bir türlü. Peki bunu tam ters yapsak olur mu acaba? Yani hani şu alanı nasıl yapabiliriz? Yani şuradaki alanı işte yatak odasına ayrı bir birim olarak yapmışsın yani. İçeriden girdiğin zaman yatak odasını buraya alsan da küçük bir pencereyi çözmeye çalışsak daha nasıl olur? Evet daha iyi olur. Ki yani şu alana havalandırma bacayla falan çözebileceğimiz bir ıslak mekanı hani değiştirmek ne kadar işte şey olur. Tamam diyor hocam ben tamam. Peki. Ondan sonra hani odalarımızın içine baktığımız zaman şu odayı çok güzel tanımlaman gerekiyor. Bakaydı. Tek bir kişilik odaya hani bakarsan yatak odasından giriyor. Arkadaşı tuvalete girebilmek için kişinin yatak odasına girecek. Değil mi? Yani hepsinin odası olduğu için hani aslında onu çok düşünmemiştim. Ya refakatçisi geldi, hastalandı. Buradan adam için tuvalete şeye girmeye çalışacak yani gibi düşün. Bu alana girmeye çalışacak, değil mi? Çok hoş olmayabilir. Kaldı ki yatağını da buraya dayamak, dış duvara dayamak çok hoş değil bence. Tamamdır. Doğru değil mi? Evet. Yani onu biraz daha güzel tanımlayalım bence. Bununla bağlantılı olarak otel odalarına, yurt odalarına bir ya da huzur evlerinin odalarına acilen araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Sadece senin için söylemiyorum. Diğer için de söylüyorum. Çünkü bu tip tasarımlar hani biz ilk defa yapmıyoruz. Daha önceki yapılmış olan tasarımları alıp kendi tasarımımızın içinde değerlendirebiliriz bir şekilde. Yukarıdaki sosyal alanımız evet hani etrafı koridorda çevrilmiş olmasına rağmen hani biri bizi gözetliyor formunda kalıyor. Ve havalandırması ile ilgili aydınlatmasıyla da ilgili biraz sıkıntılı. Değil mi? Evet hocam. Ya onu mekanik havalandırmayla çözsem sıkıntılı mı olur? Ya şimdi mekanik havalandırmayla zorlamaktansa işte odanın bir kısmını ya burada şöyle Gamze kütlesi olarak baktığımız zaman H harfinde bir şeye benziyor. Şöyle değil mi? Bunu atıyorum hani orta tarafını sosyal alan olarak yapıyorsan tamamını sosyal alan olarak tanımla. Ya da işte atıyorum bir kolu sadece sosyal alan olarak tanımlıyorsa sadece burası sosyal alan olarak devam etsin orası. Ve altta ve üstte devam etmesi ne kadar doğru? Bir tane sosyal alanımız olsa yeterli değil mi acaba? Evet yeterli olur. Hani evet anlıyorum ben seni. Maç falan seyredecekler ya da işte sinema gecesi yapacaklar falan filan mesela değil mi? Belki öyle bir şey yapacaksak o sosyal alan içinde olmamalı o zaman. Çünkü bağırış çağırış ya da işte ağlayış falan da olacak. Romantik bir şey seyrettiler. Onlar sadece ayrı bir yerde dursun mesela. Aynı alan içinde olmasın. O zaman ben kütlemi biraz küçülteyim mi sizce? Yok küçültmek için söylemiyorum. Mesela yap ki orada şöyle atıyorum hani yap diye demiyorum sakın yanlış anlama. Sinema alanının işte atıyorum şeye aydınlatmaya ihtiyacı yok değil mi? Sergi alanı bir alt kattaki sergi alanının işte etrafına pano duvarlar gibi bir şey çekilerek ya da hareketli duvarlarla içinde değerlendirilebilir bu. Ya da işte hafta sonu işte baylar maç seyredecekler mesela ya da akşamleyin kızlar dizi seyredecekler mesela gibi düşün. Sesi de geçirmeyen belki ikinci bir oda yapacaksın ya da bodrumda çözeceksin. Bunun bodrumu da olacak değil mi? Bodrum düşünmedim hocam. Hani çok gerek yok gibi geldi. Niye Yani yaptın? sadece sosyal alan için bodrum oluşturmak.
Hayır, sadece sosyal alan için değil, sinema odası yapıyorsan sığınağı olmayacak mı? Isıtı merkezi olmayacak mı? Deposu, arşivi olmayacak mı? Ya da gelen misafirlerin araçlarını içeri almayacağız mı? Açık otopark yapacaktım. Dışarı bahçesi de büyük çünkü seçtiğim alanı. Tamam canım, açık otopark gene yap ama hepsini açık otoparkta yapmayalım. O kapalı bir otoparkı da olsun. Yangın merdiveni de düşünelim burada. Geçen hafta düşünmüştüm ama bu sefer de koridor fazlalığı oluyordu. Bu hafta düzenlerken onu unutmuşum zaten. Yani onu, çünkü hani bir yangın merdiveninin mesafesini düşünmek gerekecek değil mi? Kol olarak. Kaç metreydi? 25 metre. 25 metre. Yönetmelik olarak 25 maksimum. Üstüne çıkmamamız gerekiyor. Tamam. Hocam şimdi iç kısımda düzenleme yaparken illa ki hani bu kütleden devam edeceksen ışık veya hava almayan bir yerler oluyor mutlaka. Yani ona bir türlü çözüm bulamıyorum ve odaların da ışık alması gerekiyor. Bu sefer sosyal alan hani gördüğünüz gibi ışık ve hava almıyor. Yani şimdi ben buradan sosyal alanı kaldırdım diyelim. Bu sefer orta kısım boş olacak. Evet. Yani ona bir çözümleme getiremiyorum bir türlü. Tasarım böyle böyle gelişiyor zaten. Bir kütlemi değiştirmem gerekiyor diye düşünüyorum şu an. O zaman değiştireceğiz. Bir sonrakinde kütleyi değiştireceğiz o zaman. Evet ama aracılığa yetişmesi biraz sıkıntılı olacak. Ya tabii ara jüriye yetiştirmek çok zor. Bundan sonraki şeyde işte hani ara jüriye kadar en azından hani yeni kütle formuyla ilgili neler yapabiliriz onu düşünmek gerekiyor. Demek ki bu tip tasarımlarımızı yaparken hep şeyleri de düşünmemiz gerekiyor. Havalandırma ile bağlantılı koridor ya da blok kalınlıklarımızla beraber koridor kalınlıklarımızı da düşünmemiz gerekiyor. Proje 3 bunu gerektiriyor. Tamam mı Gamze? Tamamdır. Peki, sormak istediğin ya da göstermek istediğin başka bir şey var mı? Yok şu an hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Eline sağlık. Çok iyi bir şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Bir de huzur evi olduğuna dair, işte Migros'un arka tarafında olduğuna dair bir bize işaret olacak şekilde hazırlan, tamam mı? Projeni bir kenarına Tamamdır. yaz onları. Tamamdır. Tamam, kolay gelsin. Arkadaşlar 15 Teşekkürler. dakika içinde hemen bir başka arkadaşımı daha alayım. Ondan sonra bir mola verelim diyorum. Ben gelebilirim hocam. Tamam, buyur İrem. Tamam. Paylaşıyorum ekranıma. Hakan ve İrem hep her hafta çok hızlı bir şekilde gösteriyorlar. Uyanık arkadaşlar. Zemin katımı gösteriyorum hocam şu an. Evet. Geçen hafta girişim şu taraf. Görüyorsunuz bu arada değil mi? Ben görüyorum zemin katla bağlantılı hani hep Tamam. söylediğim şeyleri lütfen işle. Ne Hocam olursun. şurada var. Zemin katla vaziyetimi yaptım. Ama daha büyük gözüksün diye ayrı bir şey de gösteriyorum şu an. Karıştı. Evet tamam, burada Buradan, var mı? Burada tamam var mı? buradan anladım. Tamam. Lütfen. Geçen hafta girişim şu taraftan da ama bu taraftan olması nasıl bu taraftan olması düşünce daha mantıklı geldi ve girişimi bu taraftan aldım. Çift kapı sistemiyle içeriye giriş sağladım. Merdivenimi şu şekilde çözdüm. Daha sonra yine yönetim birimi ve sağlık birimi olmak üzere ikiye ayırdım. Burada bir geçiş koridorum var. Şu an burada göremiyoruz. Daha tasarlayamadım onu ve şurada bir kış bahçem var. Daha sonra bu alana girince geçen hafta yine restoran yemekhane kısmım bu taraftaydı. Oturma bölümüm bu taraftaydı. Bunları ters çevirdim. Yemekhane ve kafeteryayı bir alanda yani tek bir mutfak gibi yani istediklerini de ayrılabilen, istediklerini de birleşebilen bir şekilde çözmeye çalıştım. Daha sonra oturma bilimlerini işte cep sineması tarzı yerleri de bu alanda çözdüm. Evet. Burada beni rahatsız eden bir şey var. Şöyle, şimdi bizim çok büyük bir şeyimiz var. Restoranımız var. Restoranımızın işte ıslak mekanlarını çözmüşüz burada. Mutfağını ve işte servis alanımızı çözmüşüz gibi gözüküyor. Değil mi? Evet. Bunlar bir süre sonra kullanılmayacak.
nasıl kullanılacak? Yani 24 saatlik süreçte işte bir saat sabah, bir saat öğlen, bir saat de akşam kullanılacak, değil mi? Yani yemekhane için geçerli ama kafeterya için geçerli değil. Kafeterya kullanılacak. Kafeterya olarak da hizmet vermeye devam edecek diyorsun. Evet. Peki. Evet. O zaman bunların aralarındaki koridorlar, hani koridor gibi elinde insanlar bir şeyler geçecek, işte koltuğu çekecek, arkasındaki rahatsız olacak mı? Tepişlerle bağlantılı olarak birazcık sıkış ve tepiş gözüküyor orası. Belki akslarımızı düzenlememiz gerekecek onunla bağlantılı. Şurası oyun salonu muydu? Kütüphane. Kütüphane mi? Aynı şekilde kütüphaneyi de hani raftan bir şey aldığında onun rafa sırtını dönen kişinin arkasından geçebilecek boşluğu bir değerlendirmek gerekiyor. Biraz büyük çizdiğini düşün. Bu 60 santimlik dolap olduğunu düşün. Veya 60 demeyelim de özür dilerim. Kütüphane dolabı olduğunu düşün. Düzeltiyorum onu. Kütüphane dolabı. Geliyor mu sesim? Evet, geliyor hocam. Tamam. Kütüphane dolabının olduğunu düşün burada. Onun işte kenar tarafında 60 veya 80 santimlik bir koridor olması gerekiyor ve onun arkasında da önünde de pardon oturaklı sandalye falan olması gerekiyor o zaman ona göre baktığımda. Burası onu sağlayabilecek genişlikte mi onu değerlendirelim tekrar. Tamam. Sonra şu alanda oldukça tanımsız gözüküyor çünkü kenarlara koymuşuz sanki hani kız istemeye gidersin de gelin damat bir kenarda oturur işte falan gibi gözüküyor. Belki bunları kendi içinde hani bir separatör gibi bir şeyler koyup kendi içlerinde ayırmak gerekecek veya bunun enini boyunu işte buradan ikinci bir şeyle bölümle bölmek gerekebilir. Ha doğrusu bu değil. Onu da söyleyeyim sana. Geliyor mu sesim? Geliyor mu sesim? Tamam. Yani şuradaki alanımızı sosyal olan alanımızı biraz daha tanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Tamam. Aslında ben orayı bölmeyi düşündüm ama bu sefer de hani hani sosyalleşmeyi sağlayamaz mıyım gibi düşünerek tekrardan bu şekilde bir konumlandırma yaptım. Yani orada birazcık şey yapmamız gerekiyor. Tanımsız hale gelmiş. Daha nitelikli bir şekilde tefrişleyebilirsin onu. Biraz tamam. Daha büyük ölçekte çalış. İlaveten tamam. Şurada da bir şeyimiz var. Yani toplantı salonu mu orası bilemiyorum. Hı hı. Birimler birbirinden çok çok mesafeli. Tamam. Onlara da bir bakalım. Üst katı göster. Tamam. İstemiyorum. Bir de şu şey beni biraz rahatsız etti. Şurada altta bir şey var galiba. Ve bunun... Şurası mı hocam? Şurası bir şey var ve şurada da bir boşluk var. Bu... Şöyle aslında bu geçiş için bıraktığım bir boşluk. Bu boşlukta manzara için bıraktığım bir boşluk. Aslında şu şekilde de yapabilirim. Yani böyle burayı full boşluk şeklinde alıp bu şeyime merdivenimi yine bu tarafa alabilirim buradaki gibi. Bu sefer de böyle upuzun bir boşluk şeklinde oluşur diye bir korku oluştu. Ya burada problem ne biliyor musun? Hani problem de demek istemiyorum da yani kütlesel olarak baktığımız zaman zemin katta 3 tane ayrı yapı giriş yapı bloğu var. Hı hı. Değil mi? Ve dışarı evet. Çıkarak bu mekanlara erişim sağlıyoruz. Anladım. Tamam. Aslında şu alanı kapatacağım. Şu geçiş alanını aynen bir geçiş koridoru oluşturacağım. Yanına da kış bahçesi olarak şu alanı da kapatabilirim ya da bu alanı yani bu alandaki boşluğu şu alanda da verebilirim. Çizdiğim gibi mi? Aynen yani bu şurada verdiğim boşluğu bu alanda yani bu alanı tamamen camla kapatarak ya da tamamen boşaltarak merdiveni de yine şu sağ tarafa alarak bu alanda bir boşluk sağlayabilirim. Bu ikisini de bölmemiş olurum. Bir dene bakalım. Tamam. Üst katı göster. Gösteriyorum. Odalara baktım. Oda çözümlerine baktım. Daha sonra böyle bir çözümle geldim. Çift kişilik ve tek kişilik odalarda. Geçen hafta bir hani en azından bir
hani kettle'ını koyabileceği ya da böyle bir yemek yiyebileceği bir masa tarzı bir şey koymam gerekip gerekmediğini düşünmüştük. Daha sonra yönetmelikleri falan da okuduğumda böyle bir masanın olması gerektiğini öğrendim. Onun için masamı koydum. Daha sonra çift kişilikleri birbirinden duvarlarla ayırdım. Böyle bir çözüm buldum. Yani duvarla ayırdık. Duvarla ayırdıktan sonra şu ortada kalan bir ikinci bir alanımız var. Ama bu alan şey karanlıkta kalmış durumda değil mi? Evet maalesef. Aydınlığa getirebilmek için hani acaba şöyle bir şansım oluyor aydınlığa getirmek için. Bir tane odayı öyle mi yapayım? Hani mesela aydınlığa oturtabilmek için şey yapıyorum. Çünkü çok karanlıkta kalmış odalar ve yani televizyon falan bir şey seyretmek isteseler bakacakları bir duvar yok. Tamam anladım. Ve aynı zamanda şu odada hani ısıtacakları işte bir buzdolabı falan filan koyabilecekleri bir şey kalmıyor. Bir yüzey alanı kalmıyor. Ortadan tamam. Girdiğimiz için aynı zamanda. Tamam o zaman onu da düzeltmesine bakayım. Bir de balkonlarla ilgili bir şey vardı. Konu vardı bende. Balkon çözümleriyle ilgili. Şöyle bir çıkma balkon gibi bir şey yapsam. Yani olabilir ama hani daha güzeli yapılabilir mi düşünelim. Tamam. Yani bunu atıyorum hani böyle bir şey yapmak yerine şöyle yapıp da işte bunu çift kişilik şeyi ortaya çekip karşısına da tek bir kişilik koyup mesela. Hı-hı. Olabilir mi? Şöyle. Ay çok kalın çizdim. Yani şuraya şöyle bir şey koyup iki kişilik karşısına tek kişilik koyup balkondan bakabilecekleri belki ortaya bir psikosatlık. Ben bir de bir şey sorabilir miyim? Bu balkonları kaç tane koyacağım? Hangi odalara ve nereye koyacağım? Yani belli bir sayısı olması önemli değil. Tamamen bana bağlı. Sana bağlı. Sen tasarım sahibi sensin. Proje sahibi tamam. Sensin. Tamam. Bir de biraz da dış cepheyi etkilediği için biraz şey oluyor. Karar vermekte zorlanıyorum balkonlarla. Tamam. Tabii normal. Yani o da hani belirli modüllerin olacak. O modüllerden bir tanesini bunu koymuş olacaksın. Hı-hı. Çünkü burada hani aksların olacak ya senin. Bu aksara hı-hı. Göre oturtacaksın ya. Burada aksımız hı-hı. Bozuluyor gerçi. Yani bu aks aralıkları işte atıyorum 6 metre ise çift kişilikte 8 yapıyorsun ya mesela. Evet. Bunu da 6 ve 6'nın katı haline getir mesela. Anladım. Yani atıyorum 12 metrenin içinde bunu çözmeye çalışmak daha doğru olur gibi geliyor bana. Yani belki tamam. Şunun tam 2 katını yapmış gibi olacaksın ama yatakları işte bunu mirrorlayacaksın. Bunun yatağı bu tarafta olacak. Bunun yatağı bu tarafta olacak. İşte arada derede bir oturma alanı gibi bir şey koyacağız diye gibi düşün. Yani duvarla ayırmama gerek yok aslında. Yani tabii. Yani şu hale getireceğim diye uğraşmana gerek yok. Burada önemli olan ne biliyor musun? Oradaki aksları oturtturduktan sonra aynı modülle devam etmek. Hani iki kişilik modül haline getireceksek onu kolonlara ellemeden yani kolonlara müdahale etmeden İki kişilik oda haline getirmiş olacağız. Anladım. Tamam. Ya da blok başlarında hani o iki kişilik odaları koyup da işte koridorla beraber koridor alanını da o alana sokarak hareket edeceğiz. Anlatabildim mi? Evet anladım. Yani şunu biraz küçültebilir misin? Tabii küçültüyorum ama. Mesela şurada bir alanımız var ya hani şu alanı hı. Şurada koridoru ikiye bölerek şey yapacağız mesela burayı iki kişilik oda haline getireceğiz gibi düşün. Anladım. Tamam. Veya burada atıyorum çizemedim. Şöyle bir yapacağız bir de böyle bir yapacağız gibi düşün. Yani şöyle bir alan olacak. İki kişilik ya da şöyle bir alan olmuş olacak gibi. Tamam. Tamam. Hı-hı. Yani koridorun aslında böyle yapmak istemiyorum ama çünkü aydınlatılmasıyla ilgili de bir şeyimiz olsun isterim. Ama bir ayarlamak gerekecek. Veya bunu böyle koyacağız çift kişilikleri. Anlatabildim mi?
Evet, anladım hocam. Tamam, sormak istediğin, göstermek istediğin bir şey var mı? Sormak istediğim bir şey var. Sunumu A1 PAF'ta mı çıkartacağız yoksa bilgisayar üzerinden mi çıkartacağız? Şimdi çıktılarınızı A3 olarak çıktı alacaksınız. Ölçekleri çok önemli hale gelmeyecek. Ama bunları dijital olarak mergen sistemine koyacaksınız. İlaveten sunumlarınızı yapacaksınız. Ya, ayrıca bir A1 çıkartmamıza gerek var mı? Hayır. A3. Tamam. A3 çıktılar sadece teslim niteliğinde olması için. Elimize fiziksel bir veri olsun diye. Dijital olanları hani mergende toplayalım. Onları iyi kötü orta diye bölüntülüyoruz. Sunumlarınız burada asıl not kaynağınız olmuş olacak. Tamam. Tamam. Tamam, anladım hocam. Arkadaşlar bir mola verelim. Yarım saat sonra ben bir ilk daha paylaşacağım sizinle. Tekrar görüşmek üzere. Hocam. Efendim? Bir şey sorabilir miyim hocam? Buyur. Hocam biz Zoom'dan mı yapacağız şeyi, jüriyi yoksa yüz yüze mi yapacağız? Jüriyi yüz yüze yapacağız. Evet, tamamdır hocam. Tamam, görüşürüz. Bütün çıktılarımızı A3 vereceğiz değil mi hocam? Efendim? Bütün çıktılarımızı A3 vereceğiz değil mi hocam? A3 alacağız. A3 çıktı alacağız. Tamamdır hocam. Görüşürüz. Moladan sonra bir daha girmemize gerek var mı? Kritik alanlar. Siz bilirsiniz. Tamamdır. Üniversite öğrencisiydi A3, tamam mı? Tamam, teşekkürler. Hadi kolay gelsin, görüşürüz.